Bir parça yağ. Bir parça yağ kullanıyorum. Azıcık. Evet. Oh, 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 oh. Bak çok güzel. Burası şimdi pişecek. Tamam. O arada bademlerim var, üzümlerim var, kayısım, üzüm, tarçın. Kuş üzümü mü? Kuş üzümünü birazcık ıslattım. Tamam. Birazcık sıcak suyla. Hem gördüğünüz gibi... Abi, kameraya gösterelim. Yemeğin içine harika bir renk verecek. Evet. Ben bu rengi çok seviyorum. Süper. Bademler ben biraz fazla kullandım. Bademi çok severim. Siz azaltabilirsiniz isteğinize göre. Badem bu opsiyonel. Şimdi ne zaman ekleyeceğiz? Ya birazcık tavuğun, soğanın ölmesini bekleyeceğiz badem atmak için. Ama o arada kuru meyvelerimi kesebilirim. Şöyle. Minik küpler oluşturuyorum. Benim aklım patates ve hamburgerinde kaldı. Sosun pişti mi? Sosum pişmek üzere. İyice çektiriyorsun sosunu. İyice çektiriyorum. Bir parça su eklemiştim. Şimdi niye su eklenir? Onu aslında konuşabiliriz. Niye su eklenir? Siz bir tavaya, tencereye yemek attığınız zaman onun öyle üstündeki lezzetli parçalar tavaya yapışır. Hatta hani dibini sıyırmayı seven insanlar vardır ya. Onun içine sıcakken soğuk bir ürün koyarsanız limon suyu, sirke, su bütün lezzeti yemeğin içine geçirir o. Vay. Aynen. Güzel bilgi. Güzel bilgi. Harika. Hatta sosum da olmak üzere. Vallahi olmuş gibi. Tavuklarım olurken bir tanesini sunabilirim ben aslında size. Ha bir tane evet ben de onu bir tane denemelik yapalım. Ben biliyorum aklınız orada. Aklım orada kaldı. Hayır görmeden süremiz biterse diye de evet, korkuyorum evet. Bir yandan da. Şimdi Batuhan hazırlamış. Bakın patatesler bu şekilde oluyor. Evet yani birer, doğru renk şöyle olması. Şöyle birer hamburger doğru ekmeği hazırlamış aynen bize. Sırf patatesten. Bir tane şöyle pişmiş etimi alıyorum. Bu tabii ki köfte sizin ne kadar çok pişmesini istediğinize göre. Evet onu herkes aynen ayarlar. Şuradan bir tane kaşığımı alayım. Vay 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 vay. Şöyle birazcık etrafına şimdi biz yine büyükler için bu içindeki biberler mesela benimkiler yemezse soruyorum tabii onlara. Hı hı. Ben biberleri koymadan da yapabilirim o sosu. Yani çocuklara doğal güzel ketçap da kendiniz evde bu şekilde yapabilirsiniz. Ya bu çok inanılmaz yani, güzel. Köfte şey biraz daha pişse daha güzel olurdu ama hemen ben size göstermek istedim sunumu. Evet olsun. Aynen, biraz daha şey şimdi yapalım. Anladık onun aynen nasıl bir şey olduğunu. Bunu zaten göstermek istedim. Çok güzel. O arada bir gözüm tavuklarımla. Evet. Batuhan bak ben orada işte böyle yapıp koyduğumuz zaman da izleyicinin gözünde bir şey oluyor. Kaçırdım gibi oluyor. Patatesi demiş ki izleyicimiz. Soğuk suyun içine mi attı? Patatesi soğuk. Şimdi ben anladım anlatıyorum. Yanlış de. Soyduk. Evet. Batuhan. Dinliyorum. Soyduk. Sen devam et. Ha, ben devam. Yıkadık. Patatesi soyduk. Yıkadık. Ya tabii yıkadık. Birazcık nişastasından uzaklaştırmak lazım. Tamam, evet. İşte toprağından falan. Soğuk suya atın. Tencereyi ocağa koyduk. Altını sonuna kadar açın. Tamam. Bir parça tuz. Ne zaman o su kaynadı ya hemen patatesi ocaktan alıyoruz. Yani pişmesini beklemeyin. Hayır. Burada pişecek. Bu şoklamak. Ön pişirme. Ön şoklama. Bilmiyorum. Çok güzel anlaşıldı. Soğuk suya koyuyoruz. Yıkadık bütün patateslerimizi tenceremize koyup soğuk suyumuzu koyuyoruz. Aynen. Niye o bizim tenceremiz su, niye bizim suyumuz? Bu benim oyundan birkaç replik bunlar. Televizyon programlarında tenceremizi alıyoruz, suyumuzu alıyoruz, domateslerimizi böyle anlatılıyor. Niye? Sahipleniyoruz. Sahipleniyoruz. Evet. Şefler de öyle anlatıyor. Tavuklarım olurken diğer yemeğimi anlatayım mı kabak kalayım? Lütfen. Kabak kare gördüğünüz gibi sağlıklı ürünlerle yapacağım bir yemek. 3 adet kabağım var. Kabakları bu şekilde soydum. Onu da size göstereceğim. 1 yemek kaşığı pirinci haşladım. Böyle kullanacağım daha hızlı olsun diye. Aynen öyle. 2 domatesin rendesi ya da hazır o domateslerinden de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Konservelerimizden. Hı-hı. 10 adet arpacık soğanı. Yine soğanın aromasını az istediğim için böyle kullanıyorum. Tuz. 2 sarımsak, en sona dereotu. Ya kabak kaleye domates, ben o kadar uzun zamandır yapmıyorum ki koyar mıydık domates? Bir şey diyeyim ben öyle değişik tarifler veriyorum. Kaşar bile koymuşlar.
Onu bilmiyorum. Onu kabak kalye şey demek aslında. Arapçada kavurmak, kızartmak demek. Osmanlı'da da etsiz yapılan sebze yemeklerine kalye deniyormuş. Evet. Tamam. İçine koyduk ürünler aslında insiyatik. Ben salça çok severim. Koymak isterim doğrusu. Evet. Arpacık soğanları kabak kalyeye bütün koymayacağım. Dörde böleceğim. Tamam. Bu arada yine tencerenizin altını açın. Bir parça tereyağı diyorum. Bir parça sıvı yağınızı koyun. Soğanları hafif öldüreceğim. Dörde bölüp içine atıyorum. Kalye de dediğim gibi Osmanlı yemeği. Artık ben şöyle tahmin ettim bu yemeğin tarihçesini okurken. Herhalde artık padişahlar bıktığı için etli yemekten biraz evet. da sebzeli yemek yapılmalı demiş muhtemelen. Aynen. Sağlıklı olsun. En güzel şey. Bir de kabakları nasıl kestiğini de kaçırmayalım. Hay hemen göstereyim. Soğanları attın oraya. Soğanları attım. Sarımsak da koydun. Gayet basit. Koymadım. Sarımsak şimdi değil sonra. Evet. Sarımsak yanar çünkü soğanla birlikte atarsak. Okey. Kabağımı aldım. Şöyle sakız kabağı. Şöyle. Gördüğünüz gibi soyma aparatıyla bence gayet güzel bir şekil ortaya çıkıyor. Hani böyle artık klasik sunumlardan sıkılanlar için alternatif ben size sunuyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum böyle. Evet. Kabak kalyemizi alalım. Ben biliyor musun bu soyucuyla böyle yapıp şey yapıyorum. Böyle salata yapıyorum. Evet. O kadar güzel, güzel oluyor ki. Aynen. Ya evet işte hani insan önce gözüyle yemeye başlıyor ya. O yüzden böyle göze hitap edecek güzel ürünler yapmak çok zevkli. Aynen. Biraz altına yeşillik. Bunları böyle yapın. Biraz da bekletin hatta yağ, limon, biraz sarımsakla böyle bekletin. Azıcık da sirke belki koyarsınız. Şimdi burada da püf nokta yine aynı şekilde söyleyebilirim. Kabaklarınızı çiğken tuzlayın. Ha, işte onu söyleyecektim sana. Kabağın suyu konusu. Evet. Biraz süzdürelim mi onu bir şeyde yoksa burada gerekli mi bize? Gerekli. Birazcık suyundan faydalanacağız çünkü. Tamam, okey. Çok normalde güzel. Çünkü tariflere ben bir su bardağı su veriyorum. Ama kabağınızın, yani bütün ürünler değişiyor biliyorsunuz mevsimine göre. Kabağınızın çıkardığı suya göre siz suyunuzu ilave edersiniz. Evet. Çünkü pişirirken yanmasını istemeyiz. Tamam. Şimdi orada ne yapıyoruz? Süreyi yettirdik. Süreyi yettirme. Gayet güzel, gayet güzel. Müge soru olursa alabiliriz. Tavuklarım bir yandan pişiyor, soğanlarımla. Şimdi niye birlikte atıyorsunuz dedim ya, hem pişme süreleri aynı.